Peki vekil, siyasiler böyle konuşursa dul ve yetim ne yapsın? Kulağınızı açın, duyun. Bizleri duyun, duyun artık, yeter, yeter. 6 bin lirada ben SSK maaş alıyorum. Pazara çıkıyorum, tek başımayım. 400-500 lira harcıyorum. 4 hafta var. 4 haftada yiyeceğim mi, içeceğim mi? Ağlayanımız var, dönüşe gülenimiz yok. Biz gülemiyoruz artık. En düşük emekli maaşı zaten açlık sınırının altında. Dul ve yetim maaşları ise çok daha düşük. En düşük dul maaşı 3750 lira, yetim maaşı ise sadece 1875 lira. Bize yok ya, bize hiç zam yok. Hiç zam yok. Aldığımız para 6 bin lira. Yani 6 bin lirayla kapıya faturalar bilmem ne. Yazık yazık valla. Ne kadar alıyorsunuz? Ya 5200 mi böyle bir şey. Hiçbir şeye yetmiyor. Bak gittim mesela şimdi et alacağım. Kilosu 400 liradan eti. Almadan geri geldim. Ne yetecek ki bize? Elektriğe mi, suya mı, kalifere mi, doğalgaza mı? En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkartılırken dul ve yetimler unutulmuştu. Temmuz'da %25 zam aldılar. Hisse oranına göre bağlanan aylık değişiyor ama çoğunluk en fazla 5000-6000 lira civarında maaş alıyor. Ayşe Kala da onlardan biri. Ev olmasa ben perişanım. Param yetmiyor. Her ilacıma 300-400 lira para ödüyorum ben. Adalet değil. Adalet istiyoruz biz. Ayşe Kala 74 yaşında, 32 yaşında eşini kaybetti. Biri 6, biri 7, iki çocuğuyla dul kaldı. O günden bu yana dul maaşıyla yaşamaya çalışıyor ama o maaş da yetmiyor. Çalıştım onun sonra. Ne iş yaptınız? Restoran işi, bulaşıkçılık işi, şunu bunu işte onları yaptım. Benim çocuklarım da yetim duydu da ben de muhtaç olduğum için duygulandım kızım. Ben de yaşamak istiyorum. Ben babamın Bağkur emeklisi. Ne kadar maaşınız? 2040 lira. Neye yetiyor? Hiçbir şeye yetmez. Ne yapıyorsunuz peki? Ek işler yapıyoruz. Eşleri, babaları yıllarca çalışıp prim ödeyen, dul ve yetim maaşı alanların durumu hep aynı. Eşimden emekliyim ben. 6300 alıyorum canım. Vesile Şenol 55 yaşında. 2 yıl önce eşini kaybetti. Dul maaşıyla geçinmeye çalışıyor. O da 6300 lira. Ancak o para yetmiyor. Mecburen evlere temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışıyor. Çalışıyorum, temizlik yapıyorum, tuvaleti yıkıyorum, yer siliyorum. Dul ve yetim aylıkları artırılsın diye aylardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Mümkün değil. 3000 lira maaş. Yiyeceğim mi, içeceğim mi, ısınacağım mı, giyineceğim mi? Doktora mı gideceğim? Bir 10 milyar olsa uçurum yani sevincimden. Emekli maaşları ablacığım. Hadi hoşçakalın. Evet, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Bir izleyicimiz engelliler ne yapsın Selçuk Bey demiş. Evet, 2800 lira kadar bir maaş alıyorlar. O da %70 üzeri engelliysen. Hiç onlara da bakan yok. Bir izleyicimiz emeklileri lüzumsuz vatandaş görüyorlar demiş. Hepimizi lüzumsuz görüyorlar, hepimizi. Hepimizi. Bunu görün istiyorum. Bu ifadeleri bu kadar sık sağda solda kullanmaları tuhaf şey. Öyle anlaşılsın istemiyorlar belki ama bir şekilde çıkıyor işte.